Arda'nın mutfağında efsane lezzetlerle dolu bir hafta başlıyor. Önce bir tavuklu burger sandviç yapacağım size. Güzel bir ekmek, bayılacaksınız. Yanında çıtır çıtır bir tavuk, ona da bayılacaksınız. Ve en sonunda içine bir de kozlov salata yapacağız. Efsane bir başlangıç. Arkasından muzlu bir tartlaten yapacağım. Ocakta başlayıp fırında bitireceğimiz süper bir tarif olacak. Anlayacağınız mükemmel bir Arda'nın mutfağı başlıyor. Yapacağımız şey tavuklu burger sandviçin ekmeği olacak. Çok basit bir tariftir ve mükemmel bir tariftir. Daha doğrusu alışa geldiğiniz tariflerden farklı bir tariftir. O yüzden yani bir şans verin, gerçekten pişman olmayacaksınız. Öncelikle şöyle bir kasenin içerisine bir paket kadar kuru maya. Bu küçük paketlerin içindeki kuru mayadan gayet rahat bir şekilde faydalanabilirsiniz. Bir paket kuru maya, mayayı çalıştırsın diye her zaman olduğu gibi bir kaşık toz şeker. Sonra böyle çeyrek bardak kadar süt, mümkünse lütfen oda sıcaklığında, asla ve asla buzdolabından çıkmış buz gibi bir süt istemiyoruz. Ve yine bu bardak ölçüsü olacak şekilde 1,5 bardak ılık su. Şu anda benim suyum çok sıcak değil, asla soğuk da değil ama bir tık ılıklaştırmak istiyorum. Kettle'a bastım, su böyle biraz ılık hale geldiği an itibariyle onu hemen buraya birleştireceğim. Bak zaten şöyle bir tıkırdamaya başladı. Benim için yeter de artar bile. 1,5 bardak kadar suyunuz dolaptan olmasın, soğuk olmasın, benim için kafidir. Tamam? Şöyle 1,5 bardak kadar, bu çok oldu. İşte 1,5 bardak ılık su budur. Tamam? Şimdi bu ilk başta biraz sert bir hamur gibi gözükebilir size yaptığınız zaman. Fakat birazcık yoğurduktan sonra bekletirken çok güzel bir kıvama geldiğini kendi gözlerinizle görüp şahit olacaksınız. Çırptık ve mayayı burada şeker ve sütle beraber hafif aktive bir hale gelsin diye kendi haline bıraktık. Şimdi hamurun geri kalan unsurunda tabii ki un var ama birazcık da tereyağı kullanacağım. Şimdi bakın 5 bardak kadar unu burada tezgahın üstüne döküyorum. Her şeyi burada çalışacağım. Sonra bu unu yaklaşık 2 yemek kaşığı soğuk tereyağıyla beraber, işte şu kadar mesela, 2 yemek kaşığı soğuk tereyağıyla beraber hafif elimle kum kıvamına getireceğim. O arada da zaten maya ufak ufak aktive olmaya başlayacak. Parmaklarınızı kullanın. Hızlıca böyle istediğim kıvama getirdim. Böyle birazcık içeride tereyağları görüyorsunuz ama dert değil. Onlar az sonra yoğurduğumuzda iyice yok olup gidecekler. Sonra bunun ortasında bir havuz açıyorum ve şurada hafiften çalışmaya başlayan mayalı karışımı bunun içerisine transfer ediyorum. Bir çatal kullanarak bunu yavaş yavaş kapatmaya başlıyorum. Arkasından da yoğurma kıvamına geldiği noktada da elimi kullanarak bunu yoğurmaya başlayacağım. Hamura tuz eklemek istiyorum ama tuzu, şöyle bir kaşık kadar tuzu alıp şu şekilde en dışına ekliyorum. Hatta belki birazcık daha fazla. Bu dışarıdaki tuz maya iyice unla buluşup iyice gluteni harekete geçirmeye başladıktan sonra hamura karışacağı için mayalanma işlemine bir zarar vermeyecek. Direkt olarak içine atarsanız mayalanma işlemine birazcık zarar vermiş olursunuz. Aklınızda olsun. Daha önce Arda'nın mutfağını uzun zamandır seyredenler, beni takip edenler bu detayı hiç atlamadığımı bilirler. Onu takip edip de bu detayı atlamayanlar da her zaman güzel hamurlar tutarlar. Mayalı hamurlarda özellikle. Şimdi önce biraz çatalla, arkasından da elimi kullanarak bunu yoğurup güzelce bir böyle hamur kıvamına getireceğim. Yaklaşık 3-4 dakikalık işim var. Bunu
birazcık mayalansın diye kendi haline bırakacağız. Şöyle elimizin ayasıyla istediğimiz şekli verdikten sonra zaten toplanan bir hamur kıvamında. Şöyle genişçe bir kabın içerisine birazcık zeytinyağı koyacağım tabanına, hafif köşesine şöyle. Arkasından hamuru alıp bunun içerisine transfer edeceğim. Sonra da bir streç filmle üstünü kapatıp 1 saat kadar mayalandıracağım. Güzel bir ekmek yapmak istiyorsanız güzel bir hamur tutmanız lazım, tamam mı? Eğer iyi bir teknikle doğru bir hamuru tutarsanız ekmeğinizin zaten %50 işini bitirmiş olursunuz. Geri kalan da ondan sonraki pişirme, fırınlama ve benzeri tarz detaylardır. İyi bir hamur tuttuktan sonra şöyle bir de şimdi güzelce mayalamayı üstünden geçelim. Her tarafını bir streç filmle kapatıyorum. Dış dünyayla ilişkisini, bağını kopartıyorum. Üstünü de kapattıktan sonra mayalansın diye bu arkadaşı burada kendi haline bırakacağım. Bu arkadaşımız bir süre burada güzelce mayalanacak. Bir süreden kastım da aslında 1 saat. Unutmayın, önemli bir 1 saat mayalanma süresi. Şuradan saatimizi kuralım. Onu orada çalışsın diye kendi haline bırakalım. Şimdi bunun içine bir kozlov salata yapacağım. Bir de arkasından diğer işlemleri için bir de tavuğu paneleyeceğim. Fakat onlar bu ekmek olana kadar daha bayağı işi olan şeyler, tarifler, dakikalar. O yüzden önce şu muzlu tart tateni yapayım diye yola çıkmak istiyorum. Böyle bir kesme tahtası tezgahın üstüne. Hafiften muzları hazırlayacağım. Fakat muzlarla beraber bir de tavayı hazırlayacağım. Öncelikle böyle bir genişçe tavayı, ki fırına girebilen bir tava olması çok ama çok önemli. Çünkü mutlaka fırında bitecek bu tarif. Tezgahın üstüne koyuyorsunuz böyle bir tavayı. İçerisine takriben 150 gram kadar tereyağı koyuyorsunuz, tamam mı? Ama tereyağını mesela çoğaltabilirsiniz. 200 gram yapabilirsiniz. Bu tarifi yurt dışında Fransızlar birazcık daha fazla tereyağla yapıyorlar. Ama o zaman yani her dilimde çok fazla tereyağı tadı geliyor. Fakat Fransızlar bu tereyağı işini fazlaca sevdikleri için onlara fark etmez bu. Ne kadar tereyağlı o kadar iyi. Sonra gördüğünüz gibi bu tereyağı alıp böyle tavanın tabanına güzelce elinizle bastırarak yayıyorsunuz. Bu şekilde tavanın tabanına güzelce tereyağını yaydık. Üstüne toz şeker gezdireceğiz. Toz şeker konusunda açık söyleyeyim size, yani şekerin ne kadar bol koyarsanız aslında hani karamelizasyon işlemi o kadar çok olur gibi hissediyorsunuz. Fakat şekeri çok koyduğunuzda da tabii yanma ihtimali var. Bu tarifte bak daha başlarken söylüyorum, bu tarifi yaparken öncelikle kenarlarının azıcık yanma ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmanız lazım. Ama böyle yanmaktan kastım kavrulmak değil. Biz böyle güzel bir karamel kıvamı arıyoruz ya, o karamel kıvamının üst seviyesi, daha da fazlası değil. Şimdi içerisine toz şeker serpeceğim. Tereyağının hemen üstüne. Gördüğünüz gibi tereyağı erimiş vaziyette değil. Sadece hani böyle elimle bastırarak böyle güzelce tavanın tabanını kaplayacak kadar yumuşak. Tamam. Sonra bunun üzerine şöyle kenara köşeye de gelecek vaziyette 4-5 kaşık kadar şeker serpeceksiniz. İyice böyle. Şeker konusunda çok elimi korkak alıştırmıyorum. Çünkü dediğim gibi bu böyle bir tart taten ters yüz olacak tariflerden bir tanesi. Bu karamel kıvamına ihtiyacımız var. O sebepten mütevellit şekerini de şöyle güzelce 4-5 kaşık kadar serpiyorum. Peki sırada muzlar var. Şunu kenara alayım. Kesme tahtasının üstünde muzlarla çalışmaya başlayayım. Tavanızın büyüklüğüne göre açıkçası kullanacağınız muz adedini arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz ama 3-4 tane muz böyle bir tavaya ancak yeter. Muzları aldıktan sonra yaklaşık şöyle 2 parmak kalınlığında olacakmış vaziyette dilimliyorum. İnce değil, bak 2 parmak kalınlığında ve mümkün olduğu kadar hemen hemen hepsini de aynı boylarda olsun diye özen göstererek dilimliyorum. Tamam mı? Yani hemen hemen hepsi aynı boylarda. Bu aynı boylarda olan muzları da tereyağın içine bastıracak vaziyette tavaya yerleştiriyorum. Dikkat ettiyseniz tam köşeden başlamadım. Köşeden bir parmak yaklaşık bir pay bıraktım kendime ve onun yanından başladım. Tamam, şöyle güzelce diziyorum muzları. Ve bu şekilde yaklaşık 4 tane muzu tavaya yerleştiriyorum. Bir kere daha söylüyorum, muzlar
aşağı yukarı 2 parmak kalınlığında olacak. Çok ince değil. Çok ince olduğunda çok bir sıkıntı olmuyor. Fakat hani ters çevirdiğinizde aldığınız görüntü birazcık böyle şey gibi kalıyor. Ya keşke hani birazcık da muz koysaydım bir arada dedirtecek cinsten oluyor. O sebepten dolayı şu kalınlık iyidir. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi dizdim. Kenardaki boşluğa dikkat ettim. Muzlar böyle duruyor. Şimdi ne yapacağım? Şimdi artık derin dondurucuda bunun üstünü kapatmak için beni bekleyen milföyleri oyunun içerisine sokacağım. Bakın, bu tarifte bunun üst katmanı için milföy kullanmak her zaman çok pratik ve çok hızlı. Aksi durumda bunun hamurunu kendiniz yapmak zorunda kalıyorsunuz. Milföyler derin dondurucudan çıktı ve donuk vaziyetteler gördüğünüz gibi. Tezgahın üstünde hızlıca elimin ısısıyla bunları açacağım. Nasıl yapacağım göstereyim size. Bir kere göz kararı olarak kaç tane ihtiyacınızın olduğunu burada milföyleri kullanarak pozisyonlayabilirsiniz. Benim aşağı yukarı böyle 3 tane yan yana, böyle bir tane de şöyle yapabileceğim aşağı yukarı 1, 2, 3, 4, 5 tane milföye ihtiyacım var. Bu milföyler çiftli olduğu için 5 milföy biraz fazlalığıyla beraber bunun üstünü, bak gayet üstünü kapatır vaziyette gördüğünüz gibi, tamam mı? Ama daha iyi anlamanız için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet şöyle kare diyebilirim. Milföyler ikili satılıyor Türkiye'de. Daha büyük paketlerde satılanlar olsa aslında hayat ve işimiz çok daha kolay olacak ama böyle satılanlardan da bu şekilde bir sistem yapabiliriz. Öncelikle taş gibi bunlar ve birleştirmek için biraz vakte ihtiyacımız var. Milföyü eğer ki kolay birleşsin diye dışarıda bekletirseniz yumuşacık olacaktır. Ve içindeki tereyağı katmanıyla hamur katmanı şöyle olan böyle olacaktır. Ondan sonra pişince de şöyle birazcık açılır, böyle kalır. Oysa ki soğukluğunu muhafaza edecek vaziyette tereyağı hamur bırakırsanız piştiği zaman böyle açılır ve böyle yukarıya doğru gider. Ama bu kadar sertken de birleştiremeyeceğimiz için biraz elimizin ısısıyla bunu hafiften çalışılabilir bir hale getiriyoruz. Bak hamur böyle hafif esnek bir kıvamda ama hala soğuk. Tamam? O yüzden benim istediğim şekil şemal buna çok yakın. 2 dakika şöyle dursun. Ben bunun üstüne birazcık da baharat ilavesinde bulunacağım. Yapmak zorunda değilsiniz ama bu muza yakışacak güzel baharatları içerisine şu aşamada ekleyebilirsiniz. Çok tencerenin tabanına gelmesinden ziyade muzun üstünde kalmasını tercih ederim. Çünkü tencerenin tabanında her şey karamelize olacağı için baharatlar da yanabilir. Ama bu beni azıcık buna lezzet katmaktan geri bırakmaz. Bu kadar yeterli. Çok da abartmaya lüzum yok. Bir parça muz katrende yedikten sonra işimiz tamam. Şimdi aslına bakarsanız buradan sonrasında birazcık hafif bir teknik çalışmamız lazım ama zor bir teknik değil. Tekniğimiz şu, buradaki milföy hamurlarını alacağız ve dikkatli vaziyette birinin bir diğerinin üstüne gelerek sanki böyle bir kat yeri gibi birbirleriyle ilişki kurmasını sağlayacağız. Sonra da parmağımızla küçük bir dokunuş yapıp iki katı birbirine yapıştıracağız. Bak, anlatmak çok zor ama görerek ilerlediğiniz zaman bunun nasıl olduğunu, oluştuğunu anlıyorsunuz. Böyle omuz omuza da filan çok bazen zorlanıyorum anlatırken ama. 3 tane milföyü yan yana koydum ve şöyle bir yüzey oluşturdum. Sonra 4. milföyü yatay vaziyette onun altına doğru koyuyorum. Ve ona da böyle parmağımla bastırarak güzelce birleştiriyorum. Ve son küçük parçayı da gelip burada bunun üstüne birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi aslına bakarsanız bu tencerenin içini tamamen kaplayacak boyutta bir milföy oluşturdum. Tamam. Fakat bunun açılmadan iyice yapışarak kalması için bir de diğer taraflarından bastırmak istiyorum. Ha, şurayı bastırmamışız. Şurayı da bastıralım. Diğer tarafından iyice böyle bir tur bastırmak istiyorum. Tezgahın üstüne tekrardan çevirdim. Şu kat olan yerlerden azıcık bastırdım. Piyasada satılmayan cinsten böyle bir yaprak oluşturdum kendime. Yani satılmıyorsa biz kendimiz yaparız. Dediğim gibi yurt dışında bunlar çok daha böyle büyük, kocaman, yuvarlak, rulo halde
büyük yüzeyleri kaplamak için satılıyor. Bizde olmadığı için biz bu şekilde kendi işimizi kendimiz gördük. Peki bunu böyle mi koyacağız? Hayır. Kenarlarını bir bıçakla küçük şekilde keseceğim. Mesela şöyle bak şu şekilde. Sanki bir daire yaparmış gibi. Şu kenar fazlalık kısımlarını alıyorum. Bakalım oldu mu? Mesela şöyle koyduğum zaman üstünü kapatacak, kenarlardan da aşağıya birazcık salınacak. Gayet olmuş vaziyette gözüküyor. En azından şu anda böyle gözükmekte. Aldım hamuru, dikkatli vaziyette. Sonra gelip bunun üstünü komple kapattım. Komple kapattım böyle. Muzları hiç zedelemedim ve böyle kapattım. Sonra dikkatli vaziyette şu kenarları aşağıya doğru bastırıyorum. Hamuru hala zedelemiyorum. Hala tereyağı ve hamur katmanı birbirine geçmiş vaziyette değil. Tamam. Şöyle güzelce kapattım. Sonra bir kaşık veya bir çatal onun tersiyle şu şekilde azıcık alta doğru bastırıyorum. Yani hafif böyle muzların altına girecekmişçesine şu şekilde bir kontur yapıyorum. Tamam. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Peki bu arkadaşı ne yapacağız? Bu arkadaşı ilk yapacağımız şey önce ocağın üstüne alacağız. Ocakta altını yakacağız ve birazcık ısıyla beraber haşır neşir hale getireceğiz. Isıyla beraber tereyağı ve şeker birazcık erimeye başlayacaklar. Ocağın üstünde çok uzun bir vaktimiz yok. Zaten kenarlardan bunun eridiğini gözlemleyeceğiz. Bu dakikada atmayacaksınız. Bu tereyağın birazcık daha eriyip biraz hafif çekmeye ve toplamaya başladığını gözlerinizle gördükten sonra atacaksınız. Ama o arada bu hamurun üst kısmı da birazcık delik, hava delikleri açmamız lazım. Aksi takdirde başka taraflardan hava çıkmaya çalışacak. Sadece şu kadar bak, bıçağınızla küçük bir kesik atın. Sadece şu kadar. Ama ben çocukken okuduğum çizgi romanlarda öyle şeyler vardı. Böyle elmalı turta falan yapıyorlardı. Böyle üstüne böyle güzel güzel delikler açıyorlardı. Nedense yani o zamanlar tabii bunu idrak edemiyorduk da. Sonra büyüdük aklımız ermeye, mutfak işleriyle haşır neşir olunca bunun teknik sebebini ve nedenini anlamaya başladık. Olay bu. İçerideki fırında biriken, içeride biriken buhar bir yerden tahliye etmek zorunda. Ortadan tahliye ederse hamur böyle güzel güzel kabara kabara tahliye eder. Yoksa böyle kalacaktır. Hafiften, normalde bunları çok yapmamak lazım ama size göstermek amaçlı yapıyorum. Hafiften tereyağın şekil değiştirdiğini ve böyle tatlı bir şekerle beraber hafiften karamel gibi bir kıvama doğru gittiğini görüyorsunuz. Ortada açtığımız deliklerdense içerideki var olan fazla buhar yukarıya doğru çıkıyor. O yüzden bu deliklerin varlığı önemli. Dikkatli vaziyette bunu alıyorum ve 200 dereceye önceden ısıtılmış fırına direkt olarak atıyorum. Aşağı yukarı 25 dakika pişecek. Bu piştiği zaman ekmeğim de tamamen hazır olmuş olacak. Bak ekmeğe 26 kaldı. Bu da aşağı yukarı 25 dakika kadar pişecek. Ben de o arada ufak ufak sizin için bir kozlo hazırlığına girişebilirim. Bir kere öncelikle ocağa şöyle bir kesme tahtası koyarak işe başlıyorum. Kozlo dediğimiz aslında içerisinde bolca lahananın olduğu, havucun olduğu, bazı zamanlarda böyle mor lahananın olduğu güzel, basit, başarılı, net bir tarif. Ben ama elimde olanları kullanacağım için sadece lahana ve havuç kullanacağım. İstiyorsanız mor lahana da koyabilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Fakat şimdi şöyle, bunu sizden mümkün olduğu kadar ince dilimlemenizi rica ediyorum. Aşağı yukarı 150 gram civarında lahanaya ihtiyacımız var. Burada 150 gramdan fazla var. O yüzden ben ihtiyacım olduğu kadarını kullanacağım. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar işiniz kolay olur. Çünkü dediğim gibi bu içeride bir salata olacak. Bir kere 150 gram şu lahanayı hafiften bir doğrayalım. Aşağı yukarı şu 150 gram civarında eder. Şimdi lahana biraz diri, tamam mı? Çiğ olduğundan dolayı biraz diri. Ama bunu haşlamayacağız, hiçbir şey yapmayacağız. Direkt olarak böyle bir kasenin içerisine transfer edeceğiz. Soğan ve benzerinde de aynı işlem uygulanır.
Bu kebapçılarda falan da çok yapılır. Eğer bunun diriliği birazcık sizin gözünüzü korkutuyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ne de olsa tarifi biraz çeşnilendirmek için tuz kullanacağız ya. İçerisine şöyle 2 kaşık kadar tuz atın ve elinizle birazcık ovun. Tuz bunun içindeki suyu dışarı çıkartacaktır ve bunu birazcık daha böyle yumuşatacaktır. Ben şimdi hem size göstermek için hem de birazcık daha yumuşatabilmek için şöyle bunu bir tuzla ovuyorum. Tuzla ovdukça zaten gördüğünüz gibi hafif böyle kendi hacmini kaybetmeye başlıyor. İlk koyduğumuzdan birazcık daha küçüldü ve birazcık daha yumuşamaya başlıyor. İyice yumuşadı ve hacmini kaybetti. Şu fazla suyunu süzmek istiyorsanız tam da zaman bu zaman. Eğer böyle nemli kalsın istemiyorsanız fazla suyunu süzebilirsiniz. Ben birazcık öyle yapacağım. Şöyle aldım. Fazla suyunu elimle sıktım. Başka bir kasenin içerisine transfer. Yine fazla suyunu elimle sıktım. Bak epeyce bir miktar bunun sıvısını dışarı çıkarttık ve aslına bakarsanız Kozlov yaparken ihtiyacımız olan yumuşak kıvama erişmesini birazcık daha sağladık. Şunca miktar suyu da oyunun dışında bırakmış olduk. Şimdi bunun içerisine diğer ilaveleri yapabilirim. Öncelikle havucu alıp direkt olarak içerisine atıyorum. Havuç konusunda elinizi çok korkak alıştırmayın. Bir ya da iki tane havuç rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de sosu var. Yani kozlovu oluşturan. Özellikle tavuklu tariflere falan acayip yakışır. İsterseniz sandviç tarzı bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz yanında garnitür olarak da verebilirsiniz. Her ikisi de gayet güzel olacaktır. Şunları da içerisine attıktan sonra gelelim buraya. Şimdi burada 2 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt var. 2 tepeleme yemek kaşığı kadar süzme yoğurt. Bunun üzerine sevdiğiniz güzel hardallardan ve mayonezlerden bir katman yapacaksınız. Şöyle ki ben böyle 1 tepeleme, hatta belki birazcık daha fazla koyayım bu sefer sos olacağı için. Şu kalanları da belki ekmeklere sürerim ilerleyen dakikalarda. Böyle tepeleme 1 ya da 2 yemek kaşığı kadar mayonez koyuyorum. Bu opsiyonel çünkü sandviçin içine yaptığım için ben böyle yapıyorum bunu. Ve 1 yemek kaşığı kadar da hardal ilave ediyorum. Normal şartlarda 2'ye 1 gibi yapmayı severim. Yani 2 yemek kaşığı süzme yoğurdun içerisine 1 yemek kaşığı kadar hardal koyarım. Özür dilerim. 2 yemek kaşığı süzme yoğurdun içine 1 yemek kaşığı kadar mayonez koyarım. 1 tatlı kaşığı kadar hardal koyarım. Ama bu sefer bunu bir sandviçin iç sosu gibi yapacağımdan dolayı böyle gördüğünüz gibi muhteviyatını birazcık arttırdım. Şimdi buna tuz koymuştum ama tuzla beraber, ya suyla beraber tuzun da büyük bir çoğunluğu gittiği için azıcık daha tuz ekleyeceğim. Ve toz şeker ilavesinde bulunacağım. Toz şeker bunun bütün tadını coşturan güzel dokunuş olacak. Çorba kaşığıyla alıyorum ama burada bir tatlı kaşığı kadar var. Çok abartmayacağım şeker kullanımı konusunda. Hepsini şöyle güzelce karıştırdım. Son bir dokunuş keskinlik ister. O yüzden yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar şöyle üzüm sirkesi ilave ediyorum. Hoş bir keskinlik veriyor. Özellikle Kozlov'un bu üzüm sirkesi dokunuşunu çok takdir eden bir yapısı olduğunu söylemem lazım. O yüzden mutlaka koymanızı isterim. Tadına bakarsınız, eksiği gediği varsa ilavesini yaparsınız ama benim için bu yeterlidir. Standart bir Kozlov'dan birazcık daha iç muhteviyatı, sosu vesairesi farklı olmakla beraber bence yapacağımız sandviçe çok yakışır bir kıvam alacak bu. Aldım, şöyle hepsini güzelce bir karıştırdım. Sos her yere bulaşıyor. Islak, nemli nemli olsun ki sandviçi yerken böyle coştursun istiyorum. O yüzden şöyle hepsini güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi bunu bir dolaba atacağım ve hafiften tavuklarla çalışmaya başlayacağım. Bu dolapta dururken tavukları çıkartayım. 3 parça tavuk göğüste çalışıyorum. Bu arada gelin bir fırındakine bakın. Nasıl bir yola girdi? Nefis bir şekilde kabardı. Hamur çok iyi gidiyor. Alttaki karamel kısmı da iyi gidiyorsa sonuç muhteşem olacak demektir. Şimdi gelelim artık tavuklarla çalışma kısmına. Tavuk için olan kesme tahtamı tezgahın üstüne alıyorum. Artık başka bir şey de kesip biçmeyeceğim için direkt bunu tezgaha alabilirim. Arda'nın mutfağı programını yaparken hep püf noktalar vermeye çalışıyorum size. Kesme tahtası ile ilgili de daha önceden çok püf noktası vermiştim ama bir kere daha tekrar edeyim. Kesme tahtanızın
kaymasını istemiyorsanız yapmanız gereken şey altına nemli, kaymaz bir yüzey yaratmaktır. Alırsınız bir peçeteyi, şöyle hafifçe ıslatırsınız, tamam mı? Sonra, şimdi bu kesme tahtası böyle çok kayıyor ya, tabii her iki tarafına da yaparsanız sonuç çok daha iyi olur ama bir tarafına bile yaptığınızda kesme tahtanız yüzeyi çok çok daha iyi tutar. Bu da bu püf noktalarından bir tanesidir. Biz genellikle iki tarafına birden alttan koyarız ki daha rahat çalışabilelim diye. Aklınızda olsun. Küçük ama önemli bir detay. Şimdi 3 tane tavuk göğsüyle çalışıyorum. Bu tavuk göğüslerini ortadan ikiye kelebek modelinde açacağım. Ama ondan önce şunun panesini bir hazırlayayım. Fırındakiler olana kadar bunları hazırlayıp elimin altından kaldıracağım. Ortalığı da temizleyip artık fırındaki ve buradaki altta fırına girmek için bekleyenin diğer işlemlerini yapacağım. Şimdi klasik bir panemiz var. Un, yumurta ve dışı daha da kıtır olsun diye panko kullanıyorum. Öncelikle ilk kabın içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar un koyuyorum. Ve genellikle çok yapılmaz ama önemli bir detaydır bu. Unun içerisine de azıcık bir tuz atıyorum. Çünkü ilk dokunan, ilk temas eden yüzey burası olduğu için baharatı daha iyi alsın istiyorum. Hemen arkasından ikinci kabımın içerisine yumurta kırıyorum. 2 adet. Bir çatalla çırpsak yeterli olacaktır. Ve en son olan bu kabın içerisine de iri taneli ekmek kırıntısı yani panko döküyorum. Yetmezse birazcık daha koyarım ve rengini biraz daha güzel koyu bir renge döndürsün ve tat katsın diye birazcık da toz kırmızı biber şöyle dolu bir yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. İçerisine ekledikten sonra bu da tamamdır. Şimdi bir tane temiz tabak alacağım elimin altına. Ve size nasıl çalıştığımı göstereceğim. Bakın, tavuk için olan kesme tahtasının üstüne tavuğu koyuyorum. Sonra bıçağımla yataylamasına ortadan ikiye, sonra mümkün olduğu kadar eşit katman olacakmışçasına bir tur daha çekerek tavuğu iki tane parçaya bölüyorum. Tamam mı? Şu şekilde. Arkasından klasik usul. Önce unla tuzu bir karıştıralım. Ha, şöyle. İlk önce unlu olan katmana buluyorum. Her tarafını. Ve bu işi sadece sol elimle yapıyorum. Dikkat edin. Sadece sol elimle. Sağ elimi hiç bulaştırmadım. Tamam. Sonra fazla unundan kurtarıyorum. Yumurtanın içerisine yeniden sol elimle transfer ediyorum. Ve buradaki yumurtanın içindeki çevirme kısmını da yine sadece sol elimle yapıyorum. Yumurta her tarafına bulaşsın istiyorum. Hala sağ elim temiz. Dikkatli olun. Tamam. Sonra buradaki pankolu kısımdan elime bir parçacık alıyorum sağ elime. Sonra buradaki tavuğu sol elimle içerisine koyduktan sonra pankolu kısmın kalan pankoyu ve şöyle kenarlardan üstüne atarak etraftakini şöyle güzelce serpiyorum. Ve son işlemi sadece sağ elimle yapıyorum. Böylece sol elim hep böyle unlu, yumurtalı karışımla beraber birazcık daha kirlenirken sağ elim sadece son katmanla çalıştığı için hep temiz kalıyor. Bu da son katmanın birazcık daha üstüne iyi yapışmasını sağlıyor. Ama size bir küçük püf noktası. Şimdi bu çift paneleme dedikleri şey var ya, yani bundan alıyorsun tekrar buraya, tekrar buraya getiriyorsun. Onunla ilgili size bir şey söyleyeyim. Bak, şuradan alacaksınız bir parçacık yumurtayı. Bunun üzerine gezdireceksiniz. Şöyle. Belli belirsiz, tamam mı? Sonra şu var olan kenarındaki pankolardan birazcık daha üstüne atacaksınız ve o böyle hani mükemmel hani bir üst katlar oluyor ya, böyle daha kıtır kıtır, daha çıtır çıtır, daha iyi böyle üst katı tutmuş paneler oluyor. İşte bu size bir parçacık onu yapmayı sağlıyor. Zaten ikinci ve üçüncü turdan sonra buradaki yumurta varlığı birazcık daha fazlalaştıktan sonra onu daha iyi anlarsınız. Şöyle üstüne azıcık gezdiriyorsunuz ve şöyle
kalanını üstten atarak üst panesini hazırlıyorsunuz. Yumurta, un ve panko konusunda siz nasıl istiyorsanız o şekilde çalışabilirsiniz. Ben genellikle böyle çalıştığım için üstü güzel bir katman alıyor. Elimle iyice bastırıyorum, iyice yapıştırıyorum. Sağ elim sadece üst katmanla ilgili çalışır temiz. Sol elim de bu şekilde. Elimdeki 6 tane tavuğa aynı işlemi yapıp burada tabağın üstüne biriktireceğim. Kızartmak için hazır hale geliyorum. Arkadaşlar kızarmaya hazır durumdalar. Dolaptaki arkadaşlar da yani şeylerde Kozlov'da direkt olarak şeye hazır. Sandviçin içine girmeye hazır kıvamda. Ama daha sandviçin ekmeğinin pişme süresi de olduğunu düşündüğümüzden bunlara hemen start vermiyorum. Çünkü fırındakinin aşağı yukarı 1 dakikası var. Ben de şu hamuru bir çıkartıp size göstermek istiyorum. Bu az sonra nefis bir ekmek olacak ve tam 1 saattir mayalanıyor sevgili dostlar. Ben bir fırındakini çıkartıp hafif bir ters çevireyim. Bakayım orada işler nasıl. Şimdi fırında mükemmel bir vaziyette kabarmış bir üst katman var, tamam mı? Alt katmanın da aynı güzellikte olduğunu umuyorum ve hayal ediyorum. Umarım hep daha önce yaptığımız gibi olmuştur. Vallahi bak şöyle söyleyeyim size. 1 saatlik, özür dilerim, 25 dakikalık şeyleri karıştırdım. 25 dakikalık sürenin sonunda hakikaten nefis bir şekilde kabarmış bir üst katman görüyorum ve gayet de mobil, yani yerinden çıkmaya hazır. Sıcak sıcak bu işi yapacağız. Aldım, tabağı ters çevirdim. Şunu kapatalım, ısısını kaçırmayalım ve haydi bismillah diyelim. Ters çevirdik. Tamam, tamam, tamam. Çıkarttım, kızma. Sonra genellikle şey yaparlar, bir tahta kaşıkla tabanına vururlar veya böyle sıcak suya batırılmış, çıkartılmış bir bezi böyle hafiften böyle üstüne koyarlar ki böyle sanki iyileştirme olsun diye. Ama ben çıkacağı konusunda inancımı koruyorum, alıyorum ve dikkatli vaziyette tencereyi çıkartıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bak, bak. Bence son derece güzel ve yoğunlaşmış vaziyette. Eğer ki daha da karamel olsun istiyorsanız tabii ki daha uzun sürede ocakta pişirebilirsiniz ama o zaman birazcık fazla yanıyor. Oysa ki bu şu anda müthiş vaziyette çıkmış, nemli nemli ve soğuduğu zaman tabii ki birazcık çökecek ama soğuduktan sonra üstüne biraz krema ile süsleyip biraz da çikolata rendelediğinizde mükemmel bir kıvama gelecek. 10 numara 5 yıldız, hem dışı pişmiş hem içi pişmiş tam istediğim gibi. Arzu ediyorsanız bir kere daha söylüyorum, ocakta daha çok tutarak ki ben 10 dakika tuttum. Atıyorum 15-18 dakikalarda tutarsanız daha yoğun bir yanma etkisi verirsiniz. Ben de gördüğünüz gibi muzlar eridi ve karamel oldu. Sosu kıvamı 10 numara, soğuduğu zaman 15 numaraya doğru gideriz. 10 numara 5 yıldız. İşte bir tart tatenimiz burada hazır. Gelelim buraya. Burada hamurumuzu aldık. Streçini açtık ve bütün mayalı hamurlarda olduğu gibi bunun bir hafiften gazını çıkartmamız gerekiyor. Direkt olarak tezgahın üstüne aldım. Çok hızlı bir şekilde bir yoğuruyorum şöyle. Tamam. Burada hızlı çalışmamız lazım her konuda. Hızlı çalışmazsak bu arkadaş birazcık fazla maya kusmaya ve hafiften ikinci tur tepsi mayalamasını burada yapmaya çalışıyor. O yüzden alın şunu şöyle güzelce bir yoğurun ve şu şekilde bir yuvarlak yapın. Tamam. Şimdi hamurla çalışmaya başlamadan önce ocağın üstüne size bir göstermek istiyorum. Burada yani 1 litre civarında su var bunun içerisinde. Altını yaktım ve suyu ısıtmaya başladım. İçine karbonat atacağım ve burada hazırladığım hamurları o karbonata daldırıp çıkartıp öyle fırın tepsisine dizeceğim. Tuhaf gözüktüğünü gayet biliyorum ama inanın bana sonuç mükemmel oluyor. Benden söylemesi. Şimdi bu hamuru şu şekilde ortadan ikiye, sonra şöyle 3 eşit parçaya bölün lütfen. Aşağı yukarı bunların her biri 160 gram civarında oluyor.
çok net tartarak ölçmediğim için ben biraz göz kararı yapıyorum sandviçleri. Ama yani şöyle şu şekilde yaptığınız zaman aşağı yukarı böyle 160 gram civarında 6 tane hamur elde etmiş oluyorsunuz. İlk başta küçük gibi gözükebilir bunlar ama inanın bana bayağı böyle fırında büyüyorlar ve yürüyorlar. Bir kere bunları şöyle güzelce bir yoğuralım ve bir araya getirelim. Yani hamurda bir ayrılma, kesilme, açılma olmayacak şeklinde getirelim. Olsa da dert olmuyor zaten. Bazıları çok güzel çıkacak, bazıları hafif yarılarak ve açılarak çıkacak. Çünkü bu üstüne aslında kesik atılarak pişirilen hamur tarzından bir tanesi. Tamam, şöyle yuvarlaklar oluşturdum elimle. Sonra bunu hafifçe yürütüp şu şekilde bir sandviç ekmeği haline getireceğim. Böyle bak, birazcık yuvarlattım, kenarlarına bastırdım. Birazcık daha şöyle yürüttüm. Şu şekilde kenarlarına bastırdım. Bastırdım ve bir aslına bakarsanız hani hafif bir sandviç ekmeği kıvamında. Çok küçük bu. Baktığınız zaman ya benim böyle iki elim, benim elim kadar neredeyse. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi mayalandığı için fırında pişerken de büyüyecek ve iyice yürüyecek. Ha şu da var. Yani hamurların hepsi birebir 160 gram olmadığı için biri bir diğerinden azıcık büyük olabilir. E olsun ya, evde bunu kendimize yapıyoruz. O yüzden çok da dert etmedim. Şu şeklini şemalini verdikten sonra tezgahın üstünde 2 dakika bekletiyorum hamurları. Altı tane hamur da burada artık suya girmeye hazır. Hepsini bir tık farklı yaptım. Yani ince uzun, biraz daha tombik, biraz daha böyle sandviç meşrebinde. Hepsi bir parçacık birbirinden farklı. O yüzden dert tasa yok. Şimdi burada su kaynıyor. Suyumuzun içerisine birazcık tuz atacağım. Tamam. Hafiften böyle kaynar vaziyete doğru gelen suya. Sonra farklı bir ilave, içerisine karbonat koyacağım. Karbonat bunu biraz cos yaptırır. O yüzden aman ha dikkatli koyun. Ve az buz değil, böyle çeyrek bardak kadar karbonat ilave edeceğim bunun içerisine. O yüzden şöyle bir bardakla hafif bir ölçü alayım. Şimdi karbonat ekmeğin dışını hem birazcık daha koyu renk haline getirecek, koyulaştıracak rengini. Hem de dış katmana ekstra bir kıtırlık verecek. Yani bunu direkt olarak bu şekilde de fırınlayabileceğiniz gibi şu karbonatlı ilave işi yaptığınız zaman gerçekten olağanüstü farklı bir ekmek oluyor. Ben bundan daha önce bir hamburger ekmeği yapmıştım. Sonuç mükemmel olmuştu. Bundan da aynı umudu taşıyorum. Bakın direkt olarak karbonatı koyuyorum içerisine. Fokur diyor karbonat. Taşmasın. Ama karbonatı suya geçirdi. Şimdi tek yapmam gereken dikkatli bir vaziyette şöyle bir kepçe ya da kevgir tarzı bir şeyle buradaki ekmekleri alıp suyun içerisine bırakmak. Bak, kıstım, suyun içerisine bırakıyorum. Ekmeğin her tarafı aşağı yukarı 30 ila 45 saniye arasında buradaki karbonatlı suda kalacak. Çok ellemeyin. Bırakın birazcık karbonatlı su onun etrafında kalsın. Zaten hemen sertleştiriyor ekmeğinizi. Gördüğünüz gibi bak böyle hemen bir gövde aldı ekmek. Sonra bunu çıkartıyorum. Fazla suyundan süzdürüp fırın tepsisine transfer ediyorum. Üstüne birazcık yumurta sarısı, biraz susam. Ondan sonra da 200 derecelik fırında 18-20 dakika. Mükemmel ekmeğin tarifi budur. Gittik fırına 200 derece 18-20 dakika. 6 tane kattım. Bunlardan 4 tanesinin üstüne birazcık böyle şey serptim, susam serptim. 2 tanesini kendi haline bıraktım. Atmadan önce, daha önce size söylemiştim. İsterseniz böyle tam bir tombik pofidik ekmek kıvamı verebilirsiniz. İsterseniz daha ince uzun biraz daha bir şekil şemal verebilirsiniz.
İsterseniz böyle ortasına yarık atıp bir şekil verebilirsiniz. Hepsini kaldırır, hiç dert tasa ettirmez size. Artık bakın yapacağımız şeylerin çoğu bitti. Çünkü ekmeğin genel hazırlığını yaptık, attık fırına. Piştikten sonra soğuyacak, keseceğiz, içini dolduracağız. Şeyi de yapmış vaziyetteyiz, kozlovu da yaptık. Bir tek tavuğu güzelce kızartması kaldı. Tatlımız da hazır, soğuyor. Onun üstüne servis ederken güzel bir krema koyarsanız sonuç mükemmel olur. Dediğim gibi çok yapacak bir şey kalmadı. Sadece sırada tavukları kızartmak var. Ben tavukları kızartırken ortalığı toplayacağım ve ekmeklerin piştikten sonra kesip önce birazcık kozlov, sonra tavuk, sonra biraz daha kozlov. Böyle güzel sandviçler hazırlayacağım. Tatlım da tam yemek kıvamına kadar soğumuş olacak. Az sonra şahane bir kapanışla karşınızdayım. Efendim, hadi buyurun menümüzü şöyle güzelce birlikte hazırlayarak taçlandıralım. Bir kere bak şu ekmeği size göstereceğim. Ekmek fırından çıktıktan sonra bir kere yumuşacık, pofidik pofidik, altı, üstü mükemmel bir şekilde kızarmış durumda ve koyduğumuzla alakası yok, iyice büyüdü ve kabardı. Bir de şu içini göstereyim size. Ortadan ikiye kesiyorum ve ekmeğin içindeki şu, bak şu dokunun, şu pofidikliğin güzelliğine bakar mısınız? Dışı çıtır çıtır, içi ise mükemmel yumuşaklıkta. Peki sandviçimizi nasıl hazırlayacağız? Tabii ki şöyle. Ben her zaman azıcık bir miktar şöyle ekmeğin altına ve üstüne mayonez sürmenin güzel olacağını düşünenlerdenim. Kaşığın ucuyla ya, kaşığın ucuyla. Aynı şekilde yine kaşığın ucuyla şu güzel hardaldan da bir parçacık ekmeğe sürelim. Sonra ekmeğimizin tabanına kozlov şöyle yaydım iyice. Sonra aynı şekilde üst kısmına da biraz kozlov. Arkasından da geçelim tavuğa. Tavuğumuz çıtır çıtır. Bak şu çıtırtılı ses, kıtırtılı ses. Benim tam istediğim ses. Şöyle güzelce dilimliyorum. Yemesi kolay olsun diye. Hafif verevine. Ekmeğin üstüne transferini gerçekleştirip kapağını kapatıyorum. Nasıl? Bir kere görüntü muhteşem değil mi? Muhteşem. Bunu hani böyle çok medenice yemek kolay değil. Asla ve asla ilk randevu yemeği değildir. Yani böyle hani hoşlandığınız kızla veya böyle sevdiğiniz beyle bir randevuya çıkacağınızda ilk yiyeceğiniz yemek olmamalı. Çünkü hakkını vermek için anakonda tekniğini hayatımıza sokmamız lazım. Vallahi bu benim için yılların anakondası Arda için bile epeyce büyük. O yüzden şartları zorlayacağım bakın. Ben şimdi söyleyeyim. Burada çok büyük coşku var. Bak çok büyük coşku ya. Yani. Lezzet fışkırıyor. Fışkırıyor ve siz ısırdıkça da fışkırmaya devam ediyor. Eğer evde bir tavuklu burger yapacaksanız, içine kozlovu yapacaksanız ve ekmeğini de kendim yapacağım diyorsanız net bu işin zirvesi bu. Bundan daha iyisi çok zor. Ve muzlu tart tatene gelelim. Zaten bütün aşamalarını yapmıştık. Ters çevirdik, çıkarttık. İyice soğusun diye bekledik. Üstüne birazcık krema, birazcık da şöyle şey gezdirdim. Çikolata. Şimdi bunun bir tadına bakacağım ben. Ve bunu böyle çatal bıçakla yemek yerine şöyle bir lokma alıp çıtırtıyı hissetmek istiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum.
Karamelize muzla beraber kıvam muhteşem. Muzlu bir tart zaten yaparsanız da olay tamamen budur. Bütün detaylarını verdim. Adım adım uygulayın. Böyle yaşattığı coşku, yaşattığı mutluluk hakikaten muhteşem. Efendim bugün iki tane şahane tarif yaptık. Tavuklu bir burger sandviç yaptık işte karşımızda. Ekmeğini, içindeki koz lavuğunu ve tavuğunu hep beraber hazırladık. Sonu süper. Ve en sonunda da bir muzlu tart zaten yaptık günün tatlısı niyetine. Bu iki tane şahane tarifle karşınızdan ayrılırken tariflerin detaylarını Instagram'daki Arda Türkmen sayfasından bulabileceğinizi hatırlatır. Bu ve bundan önce yaptığım bütün tariflerle ilgili yönlendirmeleri de oradan yapacağımın altını çizmek isterim. Bir sonraki Arda'nın mutfağında yine birbirinden güzel tariflerle ben burada sizi bekliyorum efendim. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.